Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. Zeldan Aya serimizin yeni bölümünde sizler için ormanda kart tuşu oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan başlangıç eşyalarımızı alalım. Kırmızı güçlendirme değil de mavi güçlendirme başlangıcı yapalım. Bot lane'im burada bana fazlasıyla yardımcı olacaktır. Anonim olarak Karahasat tercihinde bulundum. Zaten kart şu an ormanda Karahasat'la birlikte oynanıyor. Şu an artık orta koridordan ziyade bir orman karakteri haline bürünmüş durumda. Bilginiz olsun. O yüzden en verimli rolü şu an orman. Biz de o yüzden ormanda oynuyoruz. Yine rünlerin tamamı da açıklama kısmında yer alacak. Açıklama kısmından da sizler rünlerin tamamına erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar varsa yine açıklama kısmında hem Discord adresimiz hem Facebook grubumuz hem de Instagram adresi mevcut. Oralardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Takımım hakkında çok fazla yetenek gücü karakteri barındırıyoruz. Rakip takım direkt büyü direncine abanacaktır. Bu bizim için sıkıntı. Karşı ormanda da Mastery var. O beni darlamaya çalışacak. Sürekli olarak benimle karşılaştığında kesmeye çalışacaktır ki bunda da başarılı olma ihtimali çok yüksek bir karakter. Dikkatli oynarsak kazanma şansımız yüksek. Şimdi arkadaşlar, karakterin yetenek kitinden bahsedeyim. Karakterimizin pasifi, eğer ölürseniz 7 saniyeliğine büyü yapmaya devam edebiliyorsunuz. Yani ölüyken bile güçlü bir karakterden bahsediyoruz. Ve ölüyken bir mana harcamadığı için karakter çok daha etkili bir hale bürünüyor aslına bakarsanız. Güzel, Yasuo da orada bir hit tankladı. Şu ufak ufak şu arkadaşı bir keserim. Güzel. Sana bir çarpımızı kullanalım. Pasifimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Q yeteneğinden bahsedecek olursak şöyle yuvarlak alan içerisinde şöyle göstereyim. Ortadaki dairesel alan boyunca vurabileceğiniz küçük küçük toplar yolluyorsunuz. Top demeyeyim de yukarıdan ışık yolluyorsunuz. Bu yolladığınız süzmeler rakibe değdiğinde rakibe büyü hasar vermenizi sağlıyor. Bekleme süresi oldukça kısa bir yetenek. Sık sık kullanabildiğiniz için de etkisi maksimum derecede olan bir yetenek. Hele ki geç oyunda çok çok daha etkili olmanızı sağlayan bir yetenek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şuradan devam edeyim. W'muzla açalım. Can iksirimi de kullanayım. Bu arada Master buralara gelmesin. Güzel. İlk kanı aldı bizimki. Bir daha vurma bana. Tamamdır. Almayı başardık. Dedim herhalde alamayacağım falan ama en azından aldık. Top lane'e baskın girişiminde bulunabilirim. Bu adamın üzerinde bir Karahasat tükü var. Deneyelim. Burada can barım birazcık daha fazla olsaydı darlardım da can barım yetersiz. O yüzden pek fazla bir şey yapamayacağım. Resetlenip gelelim. Anlatmaya devam edeyim. W yeteneğiniz arkadaşlar şöyle haritada görebilirsiniz. Ortadaki dikdörtgen alana etki ediyor. Bir büyü perdesi açıyorsunuz. Bu açtığınız perde rakibin hareket hızını ve büyü direncini azaltıyor. Bu sayede rakibi rahat bir şekilde kovalayabiliyorsunuz. Güçlü, etkili bir yetenek. Tavsiye ederim. Kartuş oynayacaksanız mutlaka açın. Baskınlarda çok büyük potansiyel sağlayacaktır sizlere. E yeteneğinden bahsedecek olursak etrafınızda bir alan açıyorsunuz. Bu alan içerisindeki bütün rakiplere vuruyorsunuz. Alan aç kapı olan bir yetenek. Açtığınızda sizin mananız sürekli olarak gidiyor ama E yeteneğiniz açıkken eğer birim katlederseniz de size mana kazandıran bir yetenek. Ultinizden bahsedecek olursak haritadaki bütün rakipleri vurmanızı sağlıyor bu yetenek. Hepsine büyü hasarı vuruyorsunuz. Rakip haritanın neresinde olursa olsun ama ultiyi atarken karakterin odaklanması gerekiyor. O yüzden kullanırken ona göre kullanmanız lazım. Bilginiz olsun. Master'ın can barı full. Burada eğer gözükmediysen Master'ı darlarım. Güzel. Fizz daha erken gelseydi burada çok daha rahat kovalardık da. Sıçrandan oldum yani. Yapacak bir şey yok. Bu arada Q yeteneğinin mana bedeli çok fazla değil. Sık sık kullanabiliyorsunuz bu sayede. O özelliği güzel. Ama yine de tabii kaçırma ihtimaliniz olan bir yetenek. Lap diye rakibin kafasına tutturamayabiliyorsunuz. Dikkatli kullanın sürece tutturursunuz. Dert değil. Bu arada Lissandra bota koşmuş direkt. 5 level Allah'tan. Çok fazla sorun yaşatmaz diye düşünüyorum ama Yasuo ölür herhalde orada. Sıçram yok.
Güzel. Vallahi Oscar'a ihtiyaç vardı. Bir kara hasatta. Nice. İyi, bir tane skor, bir tane tertemiz. İki de kara hasata ulaşmış olduk. Erken oyunda kara hasatlar bizim için önemliydi. Bunları toplamış olmamız güzel. İyi ki buraya devam etmişim. Master'ın burada hatası beni kovalamamak oldu. Kovalamadığı için de kaybetti. Mavi çarpımızı aldık. Çizmemizi aldık. Üzerime bir kuvvet kitabı da almak isterdim aslında ama şu kuvvet kitabını alalım. Çizmeyi sonradan tamamlarız. Şu ormanın üst tarafına çıkalım. Kayıcılarımızı alalım. Kuşlarımızı alalım. Devam edelim. Kötü bir rotasyon yaptım aslında başta. Top lane'e baskına gitmek yerine başta Yampiri'yi alsaydım. Ardından top lane'e deneseydim daha kolaylık olurdu benim için. Birazcık zorlanıyor erken oyunda ama sonrasında çok rahat açılıyorsunuz. Hele kara hasatınız falan varsa ulti ile birlikte var ya üf, yok ediyorsunuz. Bu arada ben tapa gelirim. Çok güzel. Benim Q'umda kaldı ama en azından burada bu skoru almayı başardık. Gayet worth. Malphite ultisini demek ki biraz önceki pozisyonda kullanmış. İyi can sıkmaya gerek kalmadı. İyi, oyuna 2-0-1 başladım. Bedava skorlar kucağıma geldi. Şans eseri. Bu kadar kolay olmayabilirdi oyun. Güzel. Bir de baskın atacaktım ama öldü herhalde Fizz. Oho, korktum. Neyse iyi. Fizz'de kaldı en azından skor da Fizz oraya kadar gitmeseydi keşke. Kendi ölümünü hazırlamış oldu. Şimdi ultimiz var. Rakibin can barlarını kontrol etmem lazım. Rakibin can barı azaldıkça ultimizi basacağız ve onları cezalandıracağız. Bak şimdi bu adamın canı az. Tak diye ölecek o. Eğer şifası yoksa. Öldü. Mis gibi. Kara hasat da geldi oradan bize. Şuradan hemen çarpımızı tamamlıyoruz. Pink ward'umuzu alıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. Mavi güçlendirmem falan çıktı. Onu bir alalım. Master oyuna baya kötü başladı. Aa, Swain şaka yapıyorsun ama kesti. Güzel. Oo, rakip bot bitik. Malphite bu arada büyü direncine yatırım yapmaya başlamış. Tamamdır. Hemen şuradan Yampiri'yi de alalım. Buradaki görüşü de biz elimize geçirelim. Ultim geldikçe kullanacağım arkadaşlar. Ultinizi bekletmeyin, kullanın. Hani bütün değerli pozisyonlardan bir şeyler çıkartmaya çalışın. Ki çıkartırsınız zaten. Mekanik olarak zor bir mekaniğe sahip değil karakter. O adamı dayılırız ha. Çok rahat dayılırız hem de biz bu adamı. Sadece bizimkilerin koridoru itmesi lazım. Hadi it koridoru. İyi, kuleyi alalım. Öyle bir oyun tarzı yok ama canım benim ya. Öyle komik öldü ki yani. Kuleye vursak, kuleyi düşürsek adamı zaten keseceğiz. Kuleye vururken adama tıkladım diyor. Şimdi ejdere giremeyeceğim. Master'ın buraya gelme ihtimali çok yüksek. Anlık. Jhin de bu arada AFK kalmış. 0-5 olduktan sonra da bu saatten sonra toparlayamaz. Skor istiyordum ya. AFK kalmayın ya.
Güzel. Kırmızımız falan da çıktı. Bekleme süresinde azalmaya ihtiyacım var. Şu an mavi güçlendirme ile birlikte %20 ama yetersiz. Daha da fazla olabilir. Ben o zaman bir tapa baskın atarım. Güzel. Master buralarda gösterdi kendisine. Lissandra bizi 1v1'de döver mi ya? Ne diyorsunuz? Bence döver. Ultimi ölür müsün acaba? Yetmedi hasarımız. Birazcık daha fazla hasarım olsaydı çok tatlı olurdu. Bu adamın tutuşturu ve ultisi yok. Ya kesebileceğim pozisyondaydı da Fizz keser mi onu? Sıçrası var mı? Yok. Anlık. Şöyle E'mize verelim. Birazcık daha kara hasat lazım. Hani o cana normalde tek atabilmem gerekiyordu. Çizmemizi bitirdik. Peşine Rabadon yapıştıracağım. Morella yapıştıracağım. Bu eşyalarla zaten çok güçleneceğiz. İyi Master'ı dövmüşler de ejderi çaldırmayın. Yasuo gelişine Q vurdu adama direkt öldü. Yalnız Malphite oyuna dönüyor. Sıkıntı. Gerçi Malphite oyuna dönse de bir şey yapamazlar ki. Şu an oyun onlar için lose. AFK'ları var. Bot lane'leri kötü durumda. Adam desteğe Graves alarak ne düşünüyordu acaba? Acaba o da mı denenmemişler serisi çekiyor? Şu adamı keselim ya. Fizz buraya gelsin keselim bu adamı. Alo. Tapa gitti gerçi. Şimdi bunun ultisi yeniden gelmiştir. Bak bu adam geliyor buradan. Fiz geliyor diye birazcık daha cesurum da. Şuna bak. Tek Q'sunu bıraktı hasar. Gerçi büyü direncimiz 35. Yani bu büyü direnciyle bir şeyler yapmayı hedefleyemem de. Biz öldü mü? Çok güzel. Bizden yana sıkıntılarımız var. 8 level, 10 level. Kuşlasın burada minyon dalgasını mecburen ben tutacağım. Oy 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 Swain'e bak sen. Güzel güzel. Bu arada benim mavi de çıktı. Hemen ona da çökeceğim. Biz bu arada boşuna geliyor. Hani bu mavi ona bırakma gibi bir durumun söz konusu değil. Benim daha çok ihtiyacım var. Sürekli yetenek spamlayan bir karakterle oynuyorum. Öldür bunu. Bir Q. Güzel. Kuleye öldü. Seni bir keselim. Yalnız 5 skor katkısıyla oynayıp duruyoruz ha. Haritada aksiyonlara benim de dahil olmam lazım. Bot lane'e birlikte oynayabilirim o yüzden. Totemi yoksa belki Graves'ı zorlarım. Çok da güçlü değil. Çok can sıkıcısın ya. Başta map'e bakmıyordum. Buraya geldiğini görmedim o yüzden. Adam da kaçabildi o sayede. O Fizz ultiyi kaçırmış Master'a. Ya da Master orada Q'suyla güzel doşladı bilmiyorum. Şuradan devam edeyim. Ben ikinci olarak E yeteneği geliştiriyorum. En sağlıklı senaryo bu. Sizlerin de E yeteneğinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Graves beklediğin yere. Güzel ulti hocam.
Canlar ne alemde? Lisandro'yu keseriz bence. Güzel. Bir tanesini ultimle alabildim de Lisandro ultisine baitliyormuş. Ultisi duruyormuş. O yüzden onu kesemedik. Kartuşta skor almak o kadar kolay ki. R'ye basıyorsunuz sadece. Skor zaten geliyor kendiliğinden. Pek bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi Morello'nun parçalarını tamamlıyorduk. Hemen bir base'imizi atalım. Bilinmezlik küremizi alalım. Şu Gravius'ta free kill'di de işte. Cezalandıramadım adamı. Sen gel. Sen de gel. Tamamdır. Yetenek gücüm kıvamında. Şu an hasarımız fena değil ama bir 10 kara hasata ulaşmamız lazım. 10 kara hasatla birlikte tam anlamıyla güçleneceğiz. Artık R'yi bastığımızda rahat bir şekilde %25 cana falan tek atmaya başlarız. Kuş aldın mı bizimki? Kuş ne ya? Yampiri. Aa, şurada fight var. Koş 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 koş. Skor istiyorum. Dahil olmak istiyorum oraya. Malphite ulti atacak mı? Master nereye kaçtın sen? Base attığı yere bak adamın. Gördünüz mü Malphite'in base attığı yeri? Hani benim pasifimi düşünmedi ve olduğum yerde base atmaya çalıştı. Güzel bir hareket. Sağ olsun bize skor verdi. Ya da göremedi orada sanıyorum benim pasifimi. Ama güzel. Master'ı yakalayamadım. Şu tarafa kaçtı sandım adam bu tarafa kaçmış. Mavi çarpımı atamadım. Sıçrama atıp. Helal Yasuo. Inferno'da koşmamız lazım. Skor katkım az diyecektim de genel olarak bizim hani 3 koridorun durumu öyleymiş. En çok skor bot lane'de çıktığı için öyle gibi düşündük. Farmımız falan oldukça iyi. Master'la 1v1'de karşılaşmamış olmam benim için çok iyi oldu. Normalde 1v1'de bizi dövüyor Master. Oo, bu ejderi süper. Daha ne istenir ki kartuş oynarken? Bu arada 10 kara hasatımız oldu. Biz bir şeyler yapardı o adamın canını azaltırsa ultilerim. Güzel. Şuraya, aa sen olmazsın. Malphite ulti atabilir diye korkuyorum. Başka bir şey değil yani benim derdim şu an. Dar alanda kafamızı ultiyi bir basacaklar. Tamam, geçmiş olsun. Güzel. Bir anda 13 hasata ulaştık. Allah'tan orada pozisyonumuz sakata gelmedi. Azıcık daha ileride olsam Malphite ultisini yemişim zaten. Direkt bayılırdım. Ya bir de eksik kaldılar orada. Hani Malphite ultiyi kullandı ama desteğe gelecek kimse olmadı. Bize burada bir tane kule verdiler. Hatta bot lane'den de kule geliyor. Graves'ın ultiler muhteşem. Bunu da alıp çıkmamız lazım. Tamam. Morellon bitti. Sattı mı? Güzel. Aman bana ona bas. Lütfen bende kalsın. Tamam.
Yapacak bir şey yok. En azından orada hasat aldık. 15 hasata ulaştık. Morelli 10 bitti. Peşine Rabadon yapıştıracağım. Yetenek gücümüz tavan olsun. Şu an bile 268 yetenek gücümüz var. Gayet iyi. 15 skor katkısıyla oynamışız. Bizimkiler oyunu bitiriyorlar herhalde. Beyler hadi daha KDP düşürsün. Metin ikiciler kendini belli etsin. İndiki çok güzelmiş. Aşkım hızlı. Bu sıçta ne abi? Kestiler bunu. Ya 5 kere ölsem ben de bu oyunu oynamak istemem yani. Çıkarım oyundan. Adama bir yandan da hak veriyorum. Yanında Graves destek var. Çift şifa ile oynuyorlar. Graves Trinity falan almış. Çok. Yani meta öyle bir meta ki bak. Bizim botta da mesela Yasuo ve Swain var. Bu ikili sırıtmıyor, tamam mı? Hadi bu ikili eyvallah. Ama Jhin ve Graves nedir ya? GG. Arkadaşlar ormanda kartuş bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve notarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.